dışarı. Evet. İskenderden de böyle bir şey anlamıyorum ya. Asgari yaşamak istemiyoruz. Haftalardır Türkiye'nin her yerinde, meydanlarda, sokaklarda, iş yerlerinde, illerin en çok çalışılan işliklerinde, fabrikalarda asgari ücretle ilgili, geçinmekle ilgili, vergide adaletle ilgili, gelirde adaletle ilgili basın açıklamalarımızı, eylemlerimizi, taleplerimizi haykırdık. İşte şimdi Çalışma Bakanlığı önündeyiz. DİSK olarak günlerdir emeğimize ve ekmeğimize sahip çıkmak için iş yeri iş yeri, meydan meydan mücadelemizi büyütüyoruz. DİSK her yıl olduğu gibi Türkiye'nin en önemli toplu sözleşmesi olan, devletin toplumla yaptığı en büyük toplu sözleşme olan asgari ücretin belirlenmesi sürecinde talepleriyle, mücadelesiyle alanlarda olmaya devam ediyor. Asgari ücret tespit komisyonu masasında olmasak da iş yerlerinden başlayan bu mücadelemizi, taleplerimizin arkasına koyduğumuz bu irademizi, iş yerlerinden gelen bu sessiz soluğu bugün Ankara'da Çalışma Bakanlığı önünde ifade ediyoruz. 1 Ekim'den itibaren milyonlarca işçi adına, milyonlarca emekli adına, emekli bile olamayan EYT'liler adına, işsizler adına, kadınlar adına, gençlerimiz adına, geçinemeyenler adına haykırıyoruz. İş yeri iş yeri, meydan meydan haykırıyoruz. Ve günlerdir yürüttüğümüz bu mücadeleyi, evet, Türkiye'de bir ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücretin belirlenmesi sürecinde hep birlikte omuz omuza büyütüyoruz. Çünkü işsizlik, pahalılık, zamlar, faturalar belimizi büküyor. Ekonomik krizin ve pandeminin bütün ağır faturasını bizler ödüyoruz. Her gece uykuya dalarken yarın faturaları nasıl ödeyeceğiz, bu kara kışı nasıl geçireceğiz diye düşünüyoruz. Her sabah yeni zamlarla cebimizdeki paranın pul olduğunu görerek uyanıyoruz. Her gün yoksullaşıyoruz. Biz çalışıyoruz. Biz üretiyoruz. Türkiye'nin ekonomisi bizim ürettiğimiz değerlerle büyüyor. Ama biz geçinemiyoruz. Her gün daha fazla borçlanarak yaşamak zorunda kalıyoruz. Üstüne üstlük son günlerde artık televizyon ekranlarından bile takip edemediğimiz döviz kurundaki artış nedeniyle alım gücümüz her gün daha fazla düşüyor, paramız pul oluyor. Paramız değer kaybettikçe, Türk lirası değer kaybettikçe biz yoksullaşıyoruz. Ülkeyi yönetenler Türk lirasının değer kaybetmesiyle övünüyor ve buna da Kurtuluş Savaşı diyorlar. Ama biz biliyoruz ki paramız değer kaybettikçe bu ülke hem daha yoksul oluyor hem de daha bağımlı hale geliyor. Türkiye en düşük asgari ücretli ülkelerden birisi. Avrupa'da sadece Arnavutluk'la yarışıyoruz en düşük asgari ücret konusunda. Ucuz emeğin simgesi haline getirilen Çin'den bile daha düşük Türkiye'de asgari ücret. Çin'den bile daha ücret düşük bu ülkenin işçisinin, emekçisinin ücreti. Ve böylesi bir süreçte değerli mücadele arkadaşlarım, şunu hepimiz bilelim ve buradan Çalışma Bakanlığından, yani çalışma hayatını düzenleyen kurumun önünden hep birlikte şunu ifade edelim. Yaşadığımız bu tablo, yaşadığımız bu işsizlik, yoksulluk, paramızın değer kaybetmesi, her gün daha fazla yoksullaşmamız bir tesadüf değil. Bugün ülkeyi yönetenlerin beceriksizliğinden ya da ekonomi bürokratlarının iş bilmezliğinden kaynaklanmıyor.
O nedenle Maliye Bakanlarının ya da Merkez Bankası Başkanlarının değişmesiyle de sorun çözülmüyor. Buradan hep birlikte haykıralım. Yok öyle yağma. Bu ülke, bu halk, bu ülkenin işçi sınıfı satılık değildir diyoruz. İşçi sınıfının emeğini, ekmeğimizi, çocuklarımızın geleceğini ve bu memleketin bütün değerlerini kelepire satılığa çıkartılan bir malo haline getirilmesine asla izin vermeyeceğiz. O nedenle diyoruz ki yok öyle yağma, yok öyle yağma. Bu ülke, bu halk satılık değil. Bu ülkenin işçi sınıfı satılık değil. Biz bu asgari ücret sürecindeki mücadelemizi sadece bu nedenle işte emeğimize ve ekmeğimize sahip çıkma mücadelesi olarak görmüyoruz. Bugün insanca yaşayacak bir asgari ücret için mücadele etmek, bugün bu ülkede ürettiğimiz değerin hakça paylaşılması için mücadele etmek, bugün bu ülkede emek ve demokrasi için mücadele etmek, memlekete sahip çıkmaktır, memlekete. O nedenle Türkiye işçi sınıfı, disli işçiler, insanca yaşayacak asgari ücreti konuşurken aslında demokrasiyi konuşuyoruz. Memlekete sahip çıkmayı konuşuyoruz, ülkemizin aydınlık geleceğine sahip çıkmayı konuşuyoruz. O nedenle bu mücadele sadece ekmeğimizi değil, aynı zamanda da memleketimizin savunma mücadelesidir diyoruz. O nedenle burada bakanlıkta ya da diğer yerlerde toplanan asgari ücret tespit komisyonu masasında olmasak da bu sorumlulukla, bu tarihsel sorumlulukla, bu ülkeye olan sorumluluğumuzla, DİSK'in onurlu tarihine karşı sorumluluğumuzla, bu ülkenin geleceğine, çocuklarımıza, daha doğmamış torunlarımızın geleceğine olan sorumluluğumuzla bu mücadeleyi büyütüyoruz. Daha dün asgari ücretle ilgili raporumuzu yayınladı DİSKAR araştırma dairemiz. Orada bir kez daha gördük Türkiye'de asgari ücret gerçeğini. Türkiye'nin nasıl bir asgari ücretliler toplumu haline getirildiğini. Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranı Avrupa Birliği ülkelerinde açık ara lider durumdayız. Bütün dünya ülkelerinde ve Avrupa'da asgari ücretle çalışanların oranı sadece sembolik %3'ler, %5'ler düzeyindeyken Türkiye'de asgari ücretle çalışanların oranı %57'ye çıkmış durumda. Üniversite mezunu gençlerimiz, vasıflı iş gücü diye tarif edilen üniversite mezunu gençlerimiz bile asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyor. Evet, Türkiye büyüyor diyorlar ya, en son 3. çeyrek rakamları açıklandı. Türkiye ekonomisi önceki yıla göre %7.4 büyümüş. 70'li yıllarda sevgili arkadaşlar, kişi başına milli gelirin asgari ücrete oranı %80'ler düzeyindeydi. Bu oran şimdi %50'lere düştü. Evet, biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, Türkiye büyüyorsa payımızı istiyoruz. İşte verdiğimiz mücadelenin en temel sloganı, özeti budur. Hiç kimseden sadaka istemiyoruz. Bu ülkenin bütün değerlerini ve güzelliklerini biz üretiyoruz ve ürettiğimiz değerin hakça paylaşıldığı emeğin Türkiye'sinin mücadelesini veriyoruz. Asgari ücreti konuşurken aslında sadece asgari ücreti konuşmuyoruz. Ocak ayında Türkiye'de 20 milyon çalışan ve 13 milyon emekliyle birlikte düşündüğümüzde 33 milyon insanın ve ailesinin geliri belirleniyor. Bütün emek gelirlerinin belirlenmesi ama Türkiye'de Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı resmi enflasyona hapsedilmiş durumda. İşte bugün bir saat önce yine TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. %21.3 Türkiye'de resmi enflasyon. Ben buradan soruyorum. Burada bu meydandaki işçi kardeşlerime soruyorum. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Önce karnımızı doyurmaya çalışıyoruz. Evimizi geçindirmeye, evimize ekmek götürmeye çalışıyoruz. Bu ülkede enflasyonun %20'ler düzeyinde olduğuna inanan var mı sevgili arkadaşlar? Bu ülkede enflasyonun ne olduğunu, ücretlerin ne kadar arttığını, evimize götürdüğümüz ekmekten yemekte kullandığımız ayçiçek yağına, meyveye, sebzeye, elektriğe, suya, doğalgaza %50'lerin üzerinde zam geldiğini, yani gerçek enflasyonun en az %50'ler düzeyinde olduğunu biz biliyoruz.
Devlet!